Merhabalar değerli izleyenler. 24 Haziran seçimlerine yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi İsmail Eren Spor Kompleksinin önündeyiz. Birazdan adaylarımız için tahammül yoklaması yapılacak. Yaklaşık 32 adayımız var. Adnan Süphanoğlu, Ahmet Çelik, Bilal Çıplak, Celal Yaşar, Cemal Taşar, Edip Safter Gaydalı, Emrullah Yıldırım, Emrullah Tekin, Esengül Güloğlu, Fethi Çevik, Gülten Sevil, Fevzi Taşdemir, Mehmet İlik, Mehmet Zeki Peker, Mehmet Sıdık Kara, Mehmet Ümit Birlik, Muhammed Mustafa Üstün, Mücahit Kumanda Veren, Nahit Yaman, Nuri Adaba, Özlem Ozan, Rahmetullah Gümüş, Remzi Oto, Rıdvan Sinecan, Sıdık Yasak, Şahin Özdemir, Uğur Oto, Vahit Kiler, Vedat Demiröz, Yüksel Dağ, Turgut Baştaş. Değerli izleyenler, 32 adayımız var. Bunların üçünü buradan seçmeye çalışacak buradaki bugünkü heyet. Sizlerle beraber, an heyetle beraber olacağız. Bizlerden ayrılmayın. Buradan sizlere kare kare görüntü aktarmaya devam edeceğiz. Değerli izleyenler, 32 adayımızdan bir tanesiyle şu an beraberiz. Bilal Çıplak. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasıl gidiyor? Bugün heyecanlısınız değil mi? Tabii ki heyecanlıyız. Üç adaydan belki biri de siz olabilirsiniz. Olabilir. Bir de böyle bir şölen ortamda heyecanlanmama geldi mi? Değil mi? Kesinlikle. Bu kadar memleketinin, bu kadar insanın arasında. Bilal Çıplak kimdir? Tanıyabilir miyiz? Ben yardımcı doçent Doktor Bilal Çıplak. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Evet. Lisansımı Gazi Üniversitesi'nde siyaset bilimi bölümünde bitirdim. Daha sonra Amerika'da master ve doktorayı siyaset bilimi üzerine yaptım. Maşallah. Şimdi Allah'a şükürler olsun hem yardımcı doçent doktor olarak çalışıyorum ve çevremin yoğun talebi üzerine de böyle bir hayırlı yola da girmiş olduk. Yani işi eline verin diyorsunuz. Dostlarımız öyle diyor. Evet. Başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Uzunca bir yol, dikkat isteyen, özveri isteyen değil mi? Ben bir şey söylemek istiyorum burada. Doğru söylüyorsunuz. Uzun bir yol. Yani burada ben aday olmuşum ya da arkadaşlarımdan birisi aday olmuş. Hiç önemli değil. Bakın muhalefet bir aday çıkaramazken sadece Bitlis'ten partimiz 30 tane aday çıkardı. 32 tane. 32 tane aday çıkardı. Aynen öyle. Şimdi ister ben çıkayım ister arkadaşlarımız çıksın. Bu yolda samimi olmak gerek. Eğer bizim dışımızdan birisi çıkarsa, benim dışımdan biri çıkarsa ona yardım edeceğiz. Onu meclise göndereceğiz. Aynen. Bu samimiyetle hareket etmek lazım. Allah-u Teala bu vatan, bu millet için hayırlısı neyse onu eylesin. Amin inşallah. Amin, amin inşallah. Değerli izleyenler, bu arada İstanbul'dan birçok adayımız var. Yani Bitlisli olarak. İzmir'den de adayımızı belirledik. Aydın yine keza aynen öyle. Bursa yine aynen öyle. Buradan onlara da başarılar diliyoruz. Biz meclisimizde birçok Bitlisliği görmek istiyoruz. Hangi partiden olurlarsa olsunlar. Yeter ki bizleri oralarda da temsil etsinler. Değerli izleyenler, sizlerle beraber bir başka adayımıza mikrofon uzatmaya devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, Tatvan Belediye Başkanı Sayın Fethi Aksoy ile beraberiz. Bakalım bugün için bize neler söyleyecek. Merhabalar başkanım. Merhaba, günaydın. Allah razı olsun. Biliyorsunuz 24 Haziran son derece önemli bir seçime giriyoruz. Bu seçim öncesi şu anda teşkilatlarımızın temel yoklamalarını yapıyoruz bu sabah. 32 adayımız var. Bu neyi gösteriyor? AK Parti'ye olan teveccühü gösteriyor. AK Parti'deki birlik beraberliği ve tatlı bir rekabeti gösteriyor. Buradaki bütün arkadaşlarımız hepsi birbirinden kıymetli arkadaşlardır. Sağ olsunlar. Dolayısıyla burada 3 tane arkadaşımıza görev verilecek. Diğer arkadaşlarımız da hangi arkadaşımıza görev verilmişse, çünkü AK Parti geleneğinde bugüne kadar bu şekilde devam etti. Onlar da onu destekleyecekler. Ve inşallah 24 Haziran'da biz yeni bir sisteme geçiyoruz bildiğiniz gibi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine. Ve Sayın Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı inşallah bu sefer başkan yapacağız. Ve Bitlis'te de Allah'ın izniyle 3-0'ı almak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bitlis halkı bu manada bu seçime odaklanmış. Şu anda teşkilatlarımızda en iyi adayı seçme noktasında kendi düşüncesini sandığa yansıtacak ve inşallah genel merkezimizin anketlerin temel yoklamalarının neticesinde 3 tane birbirinden değerli adayla biz bu yarışta ipi göstereceğimize inanıyoruz.
Bir de mecliste birden fazla bilgisi görmek istiyoruz dedik. Bir kampanya başlattık. İstanbul adayımızı, İzmir, Aydın, Bursa, Ankara adaylarımızı belirledik. Birden fazla bilgisi olursa bizler için daha iyi olacağını düşündük. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Tabii ki şimdi Bitlis sadece Bitlis'te yaşayanlarla kayın bir şehir değil. Bitlisli olup büyük metropollerde yaşayan çok yoğun bir nüfusumuz var. 1-2-3 Bitlis'te bildiğiniz gibi büyük şehirlerde yaşıyor. Dolayısıyla İstanbul'da yaşıyor, Adana'da yaşıyor, İzmir'de yaşıyor, Bursa'da yaşıyor. Biz istiyoruz ki oradaki Bitlis'in nüfusun seçmenin sandığa yansımasını istiyoruz. Yani neye? Bitlis'in lehine olarak yansımasını istiyoruz. Bitlis'i de orada büyük şehirlerde temsil makamına gelsin istiyoruz. Ve dolayısıyla biz orada da Bitlis'te hemşerilerimizin milletvekili olmasını hakikaten önemsiyoruz ve canı gülden de istiyoruz. İnşallah ben öyle ümit ediyorum ki özellikle İstanbul gibi şehirlerde biz orada Bitlisli adaylarımızı sadece aday olarak değil milletvekili olarak da göreceğiz. Öyle ümit ediyorum. Çünkü Bitlis hakikaten bunu ziyadesiyle hak ediyor. İstanbul'da yoğun yaşayan Bitlislileri var mesela. Özellikle 3. bölgede yoğun olarak yaşıyoruz. Oradaki nüfusa baktığınızda, seçmen sayısına baktığınızda neden Bitlisli bir milletvekili adayımız olmasın diye düşünmeden de kendimizi edemiyoruz. Onlara da başarılar diliyoruz. Buradaki adaylarımıza da başarılar diliyoruz. Uzun ilgi, alaka isteyen bir yol. Bizleri de ilgilendiren bir yol. Başarılar diliyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum. Hem burada yarışan aday arkadaşlarımıza hem de diğer Türkiye'nin diğer bölgelerinde, illerinde yarışan Bitlisli hemşerilerimize, adaylarımıza canı gönülden başarılar diliyorum. İnşallah istediğimiz gibi olur, gönlümüzce olur. Bütün bu şekildeki isteğimiz, dileğimiz gerçekleşmiş olur. Biz de iyi bir memleket, iyi bir bölge, iyi bir ülke istiyoruz değerli izleyenler. Devam ediyoruz, sizlerle beraberiz. Türkiye yine istikrarla beraber devam edecek. Türkiye
inşasını inşallah bu salondaki düşünceler, fikirler yerine getirecek. Evet. Değerli gençler, dostlarım, çok kıymetli misafirler. Biz burada sadece liderimiz için bulunuyoruz, partimiz için bulunuyoruz. Biz seçkilat olarak genel merkezimizin takdiri ve Allah'ın kısmeti ve nasibiyle gelecek kim olursa olsun, dava arkadaşımız değil, bizim kardeşimiz değil, onunla beraber kapı kapı gezeceğiz. Seçim startının verildiği gün, yani seçim kararının alındığı gün hemen akabinde Bitlis İl Teşkilatı olarak hiçbir şekilde aday beklemeden partimiz AK Parti, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan diyerek bir gün sonrası teşkilatlarla toplantılarımızı yapıp bütün ilçelerimizde çalışmalarımızı başlattık. Onun için gelecek aday adaylarımızla bu süreci devam ettireceğiz. Bizim sadece sizden arzumuz, isteğimiz AK Parti'ye yakışır bir şekilde temayül yoklamasını yaparak genel merkezimize göndereceğiz. Çok kıymetli misafirlerimize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Bitlis'i Kadir Şiraz misafirperverliğinde sizi çok üzmeyeceğiz sayın vekilim. İnşallah güzel bir temayül geçireceğiz. Ben aday adaylarımızdan, daha doğrusu aday adaylarımızın ismini alfabetik sıraya göre okumak istiyorum. AK Parti Bitlis İl Teşkilatı, Bitlis Seçim Çevresi Milletvekili aday adayı tercih listesi. Adnan Süparoğlu. Ahmet Çelik. Bilal Çıplak. Celal Yaşar. Cemal Taşer. Edip Sahte Kaydalı. Emrullah Yıldırım. Emrullah Tekin. Esengül Güloğlu. Fethi Çelik. Gülten Sevil Öztürk. Handan Kanık. Mehmet Ilık. Mehmet Sıdık Kara. Mehmet Ümit Birlik. Mehmet Zeki Peker. Muhammed Mustafa Üstün. Mücahit Kumanda Veren. Nahit Yaman. Nuri Adaba. Özler Ozan. Rahmetullah Gümüş. Remzi Oto. Rıdvan Sinecek. Sadık Yasak. Şahin Özdemir. Turgut Baştaş. Uğur Oto. Vahit Kiler. Yüksel Dağ. Otuz bir tane aday adayımız. Özür dilerim. Fevzi abi, seni Ezrail olmuşsun abi. Fevzi Taşdemir. Buradan 60 tane var.
Abi kusura bakma. Arkadaşlar, ben bu duygu ve düşüncelerle 27. dönem milletvekili aday adayı temayül yoklamamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Celal Yaşar. Celal Yaşar'ı okudum ama Celal Yaşar. Abi sen git çiftlik iş oldun. Ben bu duygu düşüncelerle temayül yoklamamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a uzun, sağlıklı, mutlu bir ömür versin diliyorum. Tüm aday adaylarımıza başarılar diliyorum. Rabbim hepsinin, hepimizin, ilimizin, partimizin, ülkemizin hakkında hayırlı olanı nasip etsin diyorum. Yolumuz, bahtımız açık olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Karşı durmaya, yumuşça dünya kurmaya, söyle var mısın, söyle var mısın? Gel kulak ver bu türküye, hedef yepyeni Türkiye. Evet, şimdi de temayül hakkında. Önce bir selamlama konuşması için bir gönül milletvekilimiz Sayın Emre Mehmetoğlu Beyefendi'yi gözüne dair. Değerli milletvekillerim, değerli il başkanım, değerli aday aday arkadaşlarım, kadim şehrimizin değerli kardeşlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tabii il başkanımız çok güzel ve duygulu bir konuşma yaptı. Benimki sadece sizlere bir selam vermekti. Cenab-ı Allah aday aday olan arkadaşlarımızın yolunu, bahtını açık etsin. Yalnız biz Ankara'da vekiller olarak, bölge vekilleri olarak Bingöl-Muş ve Bitlis hattından çok şey bekliyoruz. Buna Bingöl-Bitlis ve Muş hattı diyoruz buraya. Ve AK Parti olarak inşallah Van'a kadar Allah'ın izniyle çok güçlü bir destekle liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi mücadelesine bizler destek olmaya çalışacağız. Bitlis'ten Allah'ın izniyle eski o ihtişamlı günlerine, o 3-0 yaptığı, o kale gibi duran bu Bitlis insanının 24 Haziran'da tekrar AK Parti'yi burada birinci parti yapmaya benim şeyim tamdır. Bu vesileyle şimdiden aday olan arkadaşlarımıza, zaten 3 kişi aday olacak ama biz geriye düşen insanlarımıza da bu partinin ötesinde davamıza sahip çıkmaktır. Ben bu vesileyle kendimden bir iki şey söylemek istiyorum. Partimizin kuruluşundan bugüne kadar ben hep aday adayı olmuştum ben de. Bingöl'den. Bizi bilenler bilir. Sandıklar açıldı, temayüllerden birinci çıktık ama nasip olmayınca olmuyor. Bu işler nasip işidir. Bu temayüllerle bir veridir ama tam olarak bu temayüller ışığında her şey olacağı mümkün görülmüyor. O vesileyle böyle sakin bir şekilde Bitlisli kardeşlerime yakışan bir bakanla burada bir teşrif yoklaması yapacağız. Allah'ın izniyle bunun netçeleri de iyi olacak. Ama önemli olan bir dava şuuru içerisinde 24 Haziran'da bu davamıza ve liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmaktır. Bize düşen görev de odur. Bu vesileyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu temayül yoklamalarının
özellikle Bitlisimize, ülkemize, partimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi de çok kıymetli Giresun milletvekilimiz Sabri Öztürk Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Öyle varmalısın, söyle varmalısın. Derman bulmaya, binlerce köy almaya. Değerli İl Başkanım, kıymetli aday adaylarımız, teşkilatımızın çok değerli mensupları, sevgili Bitlisler, sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. AK Parti'nin sevgi burada, hamdolsun. En büyük olduğu gibi, bir hızlıda, hakikaten, muhteşem bir sürü, temayül olup söyleyebiliyoruz. Müsaadenin kızını, bütün kumdaylarımız, vesaire sahne içerisinde, demokratik bir çerçeve içerisinde, bugün bu eğilim yoklamasına katılıyorlar. Hepsine başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bir başkanımız seçimde de önemli değindi. Önümüzdeki süreçte ilgili çok önemli konulara değindi. Zamanı almayacağım. Ben izin verirseniz temayül yoklaması ile ilgili tek tek birkaç hususa vurgu yapmak istiyorum. Biz temayül yoklama komisyonu olarak görev yapacağız. Enver Bey, Bingöl milletvekilimiz, değerli milletvekili arkadaşım az önce selamlamasını yaptı. Yine komisyon üyemiz olarak değerli merkez, kadın kolları merkez, karar yönetim kurulu üyesi Şaziye Gündüz hanımefendi aramızda. Arada hoş geldiniz diyoruz, teşekkür ediyoruz. Birlikte inşallah görev yapacağız. Hep beraber görev yapacağız. Tabii temayül yoklaması AK Parti'nin tüm siyasetine kazandırdığı önemli bir eğilim yoklaması, teşkilatların nabzının yoklanması son derece önemli, son derece demokratik. Ama bizim adayları belirleme konusunda tek kriterimiz değil. Son derece önemli. Teşkilat tabanımız daha çok kimi tercih ediyor? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Ama netice itibariyle de temayülden birinci çıkan arkadaş aday olabilir de olmayabilir de. Tamamen genel merkezimizin takdirinde son derece önemli olduğu gibi tek başına belirleyici bir faktör de değil. Peki kimler temayül yoklamasında oy kullanacak? İsim verirseniz onları okumak istiyorum. Bir, üyeliği devam eden genel merkez parti kurucular kurulu üyeleri ikamet ettiği seçim çevresinden. İki, il yönetim kurulu başkan ve üyeleri. Üç, İl Gençlik ve Kadın Kolları Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri. 4. İl Demokrasi Hakem Kurulu Başkan ve Üyeleri. 5. İl Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri. 6. Parti üyeliği devam eden ve aday adayı olmayan eski il başkanları. 7. İlçe Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri. 8. İlçe Gençlik ve İlçe Kadın Kolları Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri. 9. Parti üyesi büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları. 10. Parti üyesi il, ilçe ve belde belediye meclis üyeleri. 11. Parti üyesi il genel meclis üyeleri. 12. Belde yönetim kurulu başkan ve üyeleri. 13. Belde gençlik ve kadın kolları başkanları. 14. Köy ve mahalle başkanları. 15. Parti üyesi 22. 23. 24. 25. ve 26. dönem milletvekili olup da aday adayı olmayan milletvekilleri ikamet ettiği seçim çevresi içerisinde oy kullanacaktır. Tabii bu saydığımız yönetim kurulu üyeleri ve o kişiler bu teşkilat mensuplarımız asil üyeler. Bu teşkilat temayüle katılacaklardır. Değerli kardeşim, değerli kardeşlerim, şu an itibariyle
birazdan temayül yoklamasını başlatacağız. Saat 10 itibariyle programımızı başlattık. Oy kullanma süresi saat 16.00'a kadar sürecek. 16.00'a kadar. Saat 16.00'a kadar buraya gelip, sıraya girip ama henüz oyunu kullanmamışsa onları orada sayacağız, onlara oy kullandıracağız. Ama 16'ya kadar bu salon içine bir arkadaşımız gelememişse maalesef oyunu kullanamayacak. Çok önemli bir şey var değerli kardeşlerim. Değerli delegeler, buraya dikkat buyurmanızı rica ediyorum. Çok önemli. Bakın, il başkanımız aday adayı olan temayüle girecek 31 arkadaşımızı, birbirinden kıymetli aday adayımızı burada ifade etti. Bizim Bitlis'imizde toplam 3 milletvekili kontenjanı var, doğru mu? Bizim oy pusulamızda aday adaylarımızın hepsinin ismi var. Ancak oy kullanırken Bitlis'in milletvekili sayısı olan 3 tercihte bulunacağız. Ne bir fazla ne bir eksik. Eğer bir tercih yaparsak veyahut iki tercih yaparsak o oy geçersiz arkadaşlar. Veyahut da 3'ten fazla 4 ya da 5 tercih yaparsak yine geçersiz. Bu çok önemli. Ama buna dikkat edelim. Mutlaka 3 aday adayımızın karşısına çarpı işareti koymak suretiyle tercihimizi yapalım. Değerli kardeşlerim, oy kullanacak delegelerin çizelgesinde adı belki olmayabilir. Eski il başkanlarımızdan, eski milletvekillerimizden, özür dilerim, eski il başkanlarımız, eski milletvekillerimizden aday adayı olmayıp da ismi Onur'ya yazılmamış olan varsa mutlaka komisyonumuza gelsin. Onların da oy kullanma hakkı var. Yine bugün teşkilat mensubu olmakla birlikte az önce saydığım listeler çerçevesinde olur ya bir maddi hata varsa komisyonumuza gelsin, durumu beyan etsin, onu değerlendirelim. Değerli kardeşlerim, şimdi her ilçe için bir sandık, oy kullanan kabini masamız, 3 görevlimiz burada hazır. Her ilçenin oy kullanacak adayları burada bir kargaşaya, bir yığılmaya, bir izdihama sebebiyet vermeden, zamanımız var, rahat rahat sıraya geçerek mutlaka kimliğini göstermek suretiyle arkadaşlarımıza da imzasını atmak suretiyle çizelgelere oyunu kullanacak ve oy kullanma işlemi saat 16 itibariyle tamamlandıktan sonra sandıkları açacağız, zarflarımızı sayacağız ve zarflarımızı ilgili çuvallarımıza koyacağız. Herkesin göz önünde onları mühürleyeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla, Genel Merkezimizin talimatıyla oy sayım işlemlerini Genel Merkez'deki heyet huzurunda komisyon olarak yapacağız arkadaşlar. İnşallah buradan ayrılır ayrılmaz derhal Ankara'ya uçakla gideceğiz. Allah izin verirse bu gece onların sayımlarını yapacağız. Genel Merkezimize teslim edeceğiz arkadaşlar. Ben temayül yoklamamızın Bitlis'imiz için, partimiz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Hep birlikte inşallah Bitlis'e yakışır şekilde, AK Parti'ye yakışır şekilde bugün temayül yoklamamızı yapalım. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinize saygılar sunuyorum.
Evet değerli izleyenler, 32 adaylarımızdan biri ama önemli bir şahsiyet. Sayın Zeki Peker Bey ile beraberiz. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür hoş ediyorum. Geldiniz bu arada. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Devamlı yoklaması da maşallah iyi geçiyor. Hem yoklama hem oylama bir nevi bir güven oyu. Evet. Neler söylemek istersiniz? Vallahi işte gördüğünüz gibi 32 adayımız var. Cenab-ı Allah 32 adayımızın hakkında, partimizin hakkında ne hayırlısı Allah onu nasip etsin. Amin. Çok güzel bir atmosfer var burada, görüyorsunuz. Gerçekten de nezaket içerisinde çok seviyeli bir seçim yapılıyor. Rabbim inşallah sonunu hayır eder. İnşallah. Bitlisimize hayırlı olur. Kim seçilecekse Bitlis kazanacak. Hizmet, aynen, hepimizin aynen de temel amacı, temel düşüncesi hizmet içindir bu arkadaşlarımızın. İnşallah Rabbim çok hizmet eden, hizmet aşkı içinde olan, halkta karşılığı olan, halkıyla iç içe, sadece temoy yoklamasında değil, her günü bu şekilde halkını kucaklayıp elini sıkan, gözünü öpen adaylarımıza nasip etsin. Amin inşallah. Allah başta ülkemize, sonra Bitlisimize, tüm Bitlisimizin ilçelerine, köylerine, mezralarına hayırlara vesile kılsın diliyorum. Amin inşallah. Bir de efendim çok böyle merakla bekleniliyordu sizin adaylığınız. Gecikme mi yaşandı, yetiştiremediniz mi bir takım işlerinizden dolayı, neden böyle bir geç adaylık açıklaması oldu? Şimdi doğrusu biz iki dönem aday olduk biliyorsunuz. İki dönem aday olduk ama oylar bize yetmedi. Bu düşünceyle biz biraz ailemizle de oturduk. Sizin gibi değerli dostlarımızla, hemşerilerimizle de istişareler ettik. Tekraren sahaya çıkıp halkımızı yoralım mı yormayalım mı diye düşündük. Ondan sonra baktık ki halkımızdan gerçekten de ciddi bir teveccüh var, ciddi bir talep var. Fazla, şunu samimiyetle söylüyorum, Bitlis halkı fazlasıyla beni önemsiyor. Ben o kadar, yani onlar öyle bakıp öyle güler. Ben aslında öyle biri değilim. Ben bundan dolayı, beni bu kadar önemsemelerinden dolayı, bana bu kadar teveccüh göstermelerinden dolayı ben minnettarım Bitlis halkına. Biz tekrar başta Bitlis halkımız için, sonra AK Parti'miz için biz bu adımı attık. İnşallah sonu hayır olur. Ama sonuç ne olursa olsun biz halkımızla beraberiz. Bu halk bizim gönlünde bize bir gönül gerçekten koltuğu istiyor, vermiş. Gerçekten istiyor. Gönüllerinde bize bir gönül koltuğunda yer vermişler. Cenab-ı Allah bizi gönül koltuğundan etmesin. Yoksa bu şimdiki talip olduğumuz koltuklar hepsi geçici. Evet. Onun için Rabbim bizi halkımıza karşı, halkımızı da bize karşı mağdur mahcup etmesin, utandırmasın, bizleri perişan etmesin. Amin inşallah. Değerli izleyenler, yaptığımız açık ankette Sayın Zeki Peker büyük bir farkla liderliği hala sürdürmekte. Sizler de katılıp oylamalarınızı yapabilirsiniz. Gerçekten çok şeffaf, çok doğru, çok dürüst bir anket. Kimlerin kime oy verdiği, kimlerin aday olmak istediği falan, her şey apaçık ortada. Noterden daha sağlıklıdır dersem yeridir. İnanın gerçekten halk bu şahsiyeti istedi. Teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Allah razı olsun. Değerli izleyenler, diğer milletvekili adaylarımıza sizlerle beraber mikrofonu uzatacağız. ...32 adaylarımızdan birisi de Sayın Emrullah Yıldırım. Merhabalar efendim. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun. Sizin de ilk adaylığınız herhalde. Evet, benim ilk adaylığım. Daha önce teşkilat içerisinde çalıştım, bulunduğum süreç oldu. Evet. Ama bu benim vekil adaylığı için ilk adaylığım. İnşallah bütün ülkemiz, Bitlisimiz, ilimiz için hayırlı olur. Bütün kardeşlerim için hayırlı uğurlu olsun. Allah hiç kimseyi utandırmasın. Amin inşallah. Cumhurbaşkanımız hep ilkleri başardı. Bundan sonra da ilk, inşallah en büyük ilklerden birini başarırız beraber. Bu bir dayanışma savaşı. İnşallah sevgi ve muhabbet yarışında geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızı tekrar hak ettiği en büyük yerlere taşıyacağız. Birlik ve beraberliğimiz inşallah daim olsun. Sürekli beraber inşallah. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür güzel ediyoruz cümlelerinizden dolayı. Teşekkür hayırlı ederim. Olsun. Hayırlı olsun. ...32 milletvekili adaylarımızdan biri de Esengül Güloğlu Hanım. Bir bayan olarak iyi bir cesaretle bu yola girmeyi kararlaştırdı. Aday oldu. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, hamdolsun. İlk adaylığınız herhalde. Evet, ilk adaylığım. Tahammül yoklaması yapılıyor. Bir nevi bir oylama, bir güven oyu gibi bir şey. Neler söylemek istersiniz? Yani en başta şunu söyleyeyim. Rabbim hepimiz için hayırlı olan, memleketimize
kim güzel hayırla vesile edecekse, hayırlı icraatlerde bulunacaksa Rabbim onları nasip etsin. Amin inşallah. Biz de bu davada bu bir bayrak yarışıdır. İnşallah bir önceki dönemde olan milletvekillerimiz hayırlısıyla, onlar da kendi görevlerini icra ettiler. Bundan sonraki dönemde olan milletvekillerimizin de Bitlis için, vatanımız için, milletimiz için hayırlısı neyse Allah onları nasip etsin inşallah. İnşallah. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Bitlisli bir bayanın da eli değsin düşüncesiyle mi müracaat ettiniz? Tabii ki kesinlikle. Bir Bitlisli olarak ben İstanbul'da ikametgah ediyorum. İstanbul'da Bitlis Platformu Kadın Kolları Başkanlığı'nı yapıyorum. Orada Bitlislerle biz irtibat halindeyiz sürekli. Ama bir Doğu Anadolu olarak, bir Doğulu bayan olarak Bitlis'e bir bayan elinin değmesi şart diye düşünüyorum. İcraatlerimizle, projelerimizle, bana dün ziyaret ettiğimde kadın kolları ilk olarak bunu sordular. Projeniz nedir diye. Ben açık ve samimiyetle söyledim. Benim projem öncelikle Rabbim nasip ederse bu mevkilere gelirsek halkın temsil edecek bir sıralamaya gelirsek inşallah. Orada Allah nasip ederse ben şunu söyledim. Öncelikle bizim dinimiz istişare dinidir. Biz halkımızla iç içe istişare ederek hepimiz bir fikir olarak birbirimize hırlaştırıcı değil birleştirici olarak ne gerekiyorsa hep beraber birlikte yapmak adına, meclise taşımak adına en güzel projeleri Allah nasip ederse ifa etmek istiyoruz inşallah. İnşallah. Güzel cümlelerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık, bahtınız açık olsun, başarılar diliyoruz. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Maşallah diyoruz değerli izleyenler, defalarca, kezlerce maşallah olsun, nazar değmesin. 32 adayımız var Bitlis ilimizden, adayı 32. Onlardan biri de Sayın Uğur Oto abimiz. Merhabalar diyoruz. Hayırlı merhaba, Allah razı olsun. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz, iyi görüyoruz. Biz de çok iyiyiz. Yani şu anda burada güzel bir demokrasi şöleni var. Türkiye'nin her tarafında bu demokrasi şöleni devam ediyor. Bitlis'te de huzur içerisinde, güvenli bir şekilde bütün adaylarımızla birlikte burada demokrasiyi işletiyoruz. Tabii burada en güzel taraf hepimizin birlikte birbirimizle kaynaşması. Neticede geldiğimiz bu noktada ben AK Parti teşkilatları içerisinde büyüyen, yetişen bir arkadaşınızım. Yani buradaki bütün hemşerilerimiz de bunu biliyor. Her zaman teşkilatların içerisinde oldum. Her zaman onların yanında oldum. Aday olmadan önce de onların yanındaydım. Bugün de onların yanındayım. Amaç Bitlis'e hizmet etmek, amaç ülkeye hizmet etmek. Biz de üzerimize düşen bu demokrasi şöleninde ne gerekiyorsa bugün onu yapıyoruz. Tabii bu 32 adayı arkadaşımızın 3'ü listeye girebilecek. Ama seçim kararı alındığı günden beri biz burada sahada Bitlis'in bu seçime hazır olduğunu gördük. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Hem teşkilatlarıyla beraber hem halkıyla beraber. Ve bu da şuna inanıyorum ki 24 Haziran'da sandığa gittiğimizde bu güvenli huzur ortamında Bitlis'i 3-0 alabilecek bir ortam var şu anda Bitlis'te. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Mevlana Hazretleri'nin güzel bir sözü var burada. Onu hep kulağımıza küpe ettik biz. Günün adamı olmayın diyor. Hakikatin adamı olun diyor. Biz üzerimize düşen bu yolda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman hakikatin adamı olduk. 24 Haziran'da da hakikatin adamı olacağız. Ve bu ülke için, bu millet için hizmet etmeye devam edeceğiz. Listeye girsek de edeceğiz, girmesek de edeceğiz. Allah bize güvenenleri, bu yola çıkaranlara karşı bizleri mahcup etmesin diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz güzel sözlerinizden dolayı. Yolunuz açık olsun diyoruz. Allah razı olsun. Teşekkürler. Allah sağ olun. Yolunuz açık etsin. Sağ olun. Amin inşallah. Diyoruz ya efendim 32 milletvekili adayı var burada ve en genç şahsiyet Mehmet İlik Efendi. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Sağ olun, çok teşekkürler. Böyle güzel bir günde, güzel bir topluluk içerisinde, anlamlı bir günde kareler sunuyoruz izleyenlerimize. Sizler neler söylemek istersiniz? Ben bütün aday adaylarına başarılar diliyorum. Tabii 32 aday arasındaki en genç milletvekili aday adayıyım. 28 yaşındayım. İnşaat ve çevre mühendisiyim.
Memleketin sorunlarını biliyoruz. Memleketin projelere ihtiyacı var. Memleketin yatırıma ihtiyacı var. İşsizlik sorunu var. Memleketle ilgili bildiklerimizi biz de bu hizmet ve dava kapsamında üzerimize düşen sorumlulukla birlikte bizler de yürütmek istiyoruz. Biliyorsunuz anayasanın 76. maddesinde 2017 yılında bir değişiklik yapılarak milletvekili seçilme yaşı 18'e kadar düşürüldü. Tabii bu biz gençlerin de önünü açtı. Bu seçimlerde ben girdim. İnanıyorum ki bir sonraki seçimlerde genç kesimin inşallah daha fazla aday olacaktır. Bu vesileyle de bütün Bitlis hemşerilerime selam söylüyorum. Selam. Bu arada yaşınız kaç? 28. 28. En gencisisiniz. Evet benim. Bir Bitlisi kardeşimiz de bizim Bitlisimizi temsilen İstanbul'da aday olmuştu. O da 18 yaşında bir bayan kardeşimiz hatta. Buradan kendisine başarılar diliyoruz. Daha genç kitleler istiyoruz. Meclisimizde dinamik, taze kan ihtiyacı var diye düşünüyorum. Aynen öyle. Özellikle de bu Yunus Emre'nin şu sözü vardı. Aşık odur hakkı seve, hak ile kıla deva. Bizlere hayır dua, kılanlara selam olsun diyoruz biz de. Bizleri dualarıyla yalnız bırakmayanlara da buradan çok teşekkür ediyoruz. Çok biz de buradan size, siz gibi şahsiyetlere ve memleketimize fayda sağlayan tüm herkese sonsuz teşekkürler diliyoruz değerli izleyenler.